Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Volkswagen Polo ile birlikteyiz. Instagram'a hikaye falan atarken bu Polo'yu birkaç kere gösterdim. Sağ olsun takipçi kardeşlerimiz bu aracı da çekin, bu aracı da çekti. Daha ben de çekeyim dedim sizler için. İkinci el bir test. Bu aralar bayağı ikinci el test videosu istiyorsunuz. Biz de test videosu atamadık. Çünkü şöyle BMW yapım aşamasındaydı. Artı şurada bir VTEC 2'miz var yeniden. Eskiye döndüğümüz o yapım aşamasındaydı. Onların videosuyla uğraşırken bu ikinci el testlere yetişemedik. Bir dükkanımız var, işimiz var, ailemiz var. Kusuruma bakmayın. İkinci el test videosu çekmek de biraz yorucu ve zahmetli bir iş. O yüzden ikinci el test pek çekemedik. Bu arabayı da aşağı yukarı 200 km falan kullandım. Tecrübe edindim, gözlemledim. Zaten galerici olduğumuz için daha önce de sık sık kullandığımız bir araba olduğu için, piyasada çok alıp satılan bir araba olduğu için hakimdik. Ama yine de bu arabayı da 200 km kullandık. Şimdi sizlere harmanladığım bilgileri, 200 km'de neler yaşadım, araba nasıldır, ne değildir, bunları dilim döndüğünce kendi tarzımla anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Test parkurumuz yine trafikte olacak. Trafikte araba mı çekiyorsun falan filan. Bu tarz şeylerde bulunmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 200 km'dir zaten kullanıyoruz. Onun öncesinde de bayağı bir kullanmışlığım var. Elimizin altından çok geçti bu tarz Polo'dur vesairedir. Şöyle teknik bilgilerini aktarayım önce. 1.4 atmosferik motor, 85 beygir güce sahip var araç. 132 Nm tork değerimiz var. 0-100'ü ise 11.9 saniye. Bunlar fabrika verileri bu arabanın. Fabrika verileri bu rakamlar. Kilosu ise aracın 104 kiloluk bir araç. Lastik ölçüleri 185-60-15 inç. Orijinal Comfortline donanım diye geçiyor bu araç. Comfortline ama herhangi bir sis para falan yok. Dışarıdaki en büyük eleştirim bu. Sis paranın en azından olması lazımdı. Ya da ne bileyim sis para olur. Çelik jant da olması lazımdı. Çelik jant da yok. Sis para da yok. Comfortline olmasına rağmen bu aracın. Şimdi sizlerle birlikte aracın etrafında biraz döneyim ve içerisine gireyim. Zaten dışında da çok amşam dönmeye gerek yok. Trafikte fazlasıyla bu araçla karşılaşıyorlar. İçine girelim. Girmeden önce de şöyle bir anahtarını göstereyim sizler için arkadaşlar. Şöyle bir klasik Volkswagen anahtarı var. Kedilerde falan hepsinde olan sustalı anahtarımız var. Şöyle kilitler, bagajı açar, arabayı açar. Şöyle arabamızı açalım. İçerisine gelirsek şöyle bir deri direksiyon bizleri karşılıyor. Bu arabanın orijinalinde deri direksiyon yok. 2010 model bu araba. Orijinalinde deri direksiyon yok. Ben sonradan deri kaplattırdım. Şuralarda falan biraz soyulmalar meydana gelmişti. Normal insanlar gidiyorlar, direksiyonu boyatıyorlar, ediyorlar. O soyulmaları bir şekilde insanlara satıyorlar arabaları ama daha sonradan el dokundukça o gidiyor, eski haline dönüyor. Biz de o yüzden şöyle güzel dikişli mikişli, hatta çok güzel 10 numara bir deri yaptırdık. Deri direksiyonumuz olmuş oldu böylelikle. Direksiyonun üzerinde herhangi bir tuş vesaire yok. Bu gerçekten yani yıl 2010 da olsa bu direksiyon üzerinde bence tuş vesaire olmalıydı. Bu da bir eksiklik. Şöyle bir farlarımızı buradan açıyoruz. Klasik Alman koldan açmaz, buradan açar Alman araçlarının birçoğu. Bunlar da buradan açılıyor. Şunun etrafında böyle bir nikelaj görüntüsü, krom görüntüsünün olması güzel. Yine burada da keza krom görüntüsünün olması gayet güzel. Otomatik var vesaire yok. Gösterge aydınlatmaları, bu da far yükseklik alçaklığı yanında buradan yapabiliyoruz. Şöyle geldiğimizde elektrikli ayna, ısıtmalı elektrikli aynamızı şuradan ayarlayabiliyoruz. Merkezi kilidimiz buradan. Dört cam otomatiğimiz buradan ayarlanabiliyor. Buradan da arka cam kilidi oluyor. Volkswagen'in buralar kumaş kaplama ama bakın hafiften bırakmaya başlamış. Kumaşlar hafiften bırakıyor. Bunların tamiratı falan gerçi çok kolay da pek bir vakit bulamadık. Gerçi döşemeci de çok sıra vardı. Direksiyonu anca yaptırabildik. Bunu yaptıramadık orada. Volkswagen'in gruplarında bu zamanla bırakıyor. Bu da 9 yaşında bir araç olduğu için bırakmış. Konsola geldiğimizde şöyle bir ekran var. Ben ses sistemini gayet makul ve yeterli buluyorum Volkswagen grubu araçların. Şurada bir sürü boş tuş var. Bir dörtlümüz var. Bir arka cam buhar çözücümüz var. Gerisi boş. Boş olmasını ben sevmiyorum. Ama Volkswagen böyle genelde arabaları boş oluyor ne yazık ki. Şöyle bir multimedyamız burada. Onda CD çalarımız da var. Onu da belirteyim aynı zamanda. Ve aşağıda AUX çıkışı var. USB çıkışı yok. Şöyle bir klima butonlarımız vesaire burada var. Klimamızı buradan ayarlayabiliyoruz. Manuel bir klima. 4 kademeli. Şuradan klimalarımızı da ayarlayabiliyoruz. AUX çıkışımız burada. Şurada bir saklama alanı ve şurada da vitesin önünde ikili bardaklık var.
Bu vites topuzu 2010'da böyle geldi arkadaşlar. DSG 7 ileri şanzıman bu. Bu vites topuzu 2010'da böyle geldi. 2011 itibariyle yeni küçük kafalı böyle o vites topuzları geldi. P, R, N, D ve S modumuz var. D modunda yana aldığımızda manuel olarak da kullanabiliyoruz. Ama herhangi bir F1 direksiyondan yani kontrol edemiyoruz kesinlikle. Şöyle torpidosu kilitli değil. Ama iç hacmi B segmenti bir araca göre gayet yeterli ve soğutuculu bir torpido var. Herhangi bir aydınlatması yok ama soğutuculu bir torpidomuz var. Onu da göstermiş olalım. Saklama alanlarına gelirsek gayet yeterli. B segmentindeki bir araca göre gayet yeterli bir saklama alanı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle gelelim. Kol dayaması var. İçi kumaş kaplama. Açılıp kapanan güzel bir kol dayamamız var. El frenimiz burada. Koltuğun yanal destekleri falan bence makul seviyede. Özellikle sırt bölgesinde yeterli. Burada oturma pozisyonunda biraz daha iyi olabilirdi ama B segmentinin beklentilerini göz önüne alırsak bence beklentileri karşılayan cinsten olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir aynamız şöyle elle. Herhangi bir karartmalı bir ayna vesaire yok. Arka baş ve diz mesafesini ölçmeyeceğim arkadaşlar. Benim boyum 1,95. Her videoda söylüyorum. Arka baş ve diz mesafesini o yüzden ölçmeyeceğim. Bu arabada şöyle söylemek istiyorum. Önde 1,80, arkada da 1,75, 1,80 anca rahat edebilir. 1,80'in üzerine çıktım mı hem önde hem arkada aynı boyda birisi otursa sıkıntılar çekmeye başlar. Şöyle bir ekranımız da var. Ufak minyatür bir ekranımız var. Kilometresini, tribini vesaire gösteren. Buradan sıfırlıyorsunuz. Buradan da ekranlar arası geçiş yapıyorsunuz. Bagajını göstermek istiyorum sizlere. Bagajı klasik şöyle Volkswagen armasından açılıyor. Şöyle 1,4 olduğunu belirten bir yazımız var. Bagajı böyle arkadaşlar. 280 litrelik bir bagajımız var. Şöyle çift kademeli. Bakın şu alt kademesi de var. Bu arabanın tam temizliği yapılmadı. Yapılacak. Şurada 12 voltluk bir çıkışı da var. Pikniğe falan giderken buradan kablo mablo uzatıp işinizi görebilirsiniz. Bu da güzel. B segmentine göre ben bagajını da beğeniyorum. Yani şunu kaldırdığımda komple güzel oluyor bagajı. Bagajı gayet hafif de kapanma stili vesaire de hafif. Evet, aracımız böyle dedik, gösterdik. Siyah renkte bayağı yakışıyor. Özellikle içi bej, dışı siyah kombinasyonu bu araca çok yakışıyor. Şimdi hep beraber sizlerle birlikte aracın test sürüşüne ve gözlemlerini işte yol tutuşudur, konforudur bu tarz gözlemleri sizlere anlatma vakti test sürüşüne geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman olmuş da alkış çalmayalı videoya başlarken değil mi? Evet. Test özlemişiz. Kanka bu bak bunu da söyleyeceğim testte. Kol dayama engel oluyor el freni tam Aynen. indirmeye. O son tıkını el freninden indiremiyorsun. Yani indirdiğini sanıyorsun ama inmiyor. Sebebi kol dayama. Ayarlı ama bak. Göstergeyi koymuş da olabilir. Gösterge bak ayarlı kol dayama ama. Onu incelemede söylemedim arkadaşlar. Kol dayaması da ayarlı bu arabanın. İstediğin kademeyi ayarlayabiliyorsun. Sercan lütfen telefonunun sesini kıs. Uf. Evet, Instagram Sercan Demirci oldu, ekleyin. Aracın testine başladık. İlk önce bir benzin alalım. Dipleri oynamayalım. Aşağı yukarı bak, 85 şimdi yaptık. Öncesinde de kaç yaptık? 200 kilometreye yakın yol yapmışızdır. 150-200 arası bir yol yapmışızdır arabayla. Sercan da bunun 20-30'unu kullandın mı? Fazlasını kullanmışım. Fazlasını kullanmışsındır. Arabanın öncelikle şeyini söyleyeyim sizlere. Vites geçişleri kusursuz. DSG 7 ileri vites şanzıman gerçekten kusursuz. Tamam, bu arabanın şanzımanı sorunlu, sıkıntılı. DSG şanzımanlar her zaman sıkıntılı diyorsunuz. Yani ben bunu sıkıntısız da desem bu videoda. Siz biliyorsunuz ki bu şanzımanlar sıkıntılı. Kimseye yediremezsin evet, bunu. Ama geçişlerde. Ama geçişleri çok hızlı, çok seri. Onun da dışında şunu söylemek istiyorum. Artık sorunlu ama sorunları çok kolay yaptırılabiliyor. En baba sorununu, mekatronik sorunu, klasikleşmiş kavramamı mekatronik sorununu 2000 liraya, 1500 liraya, 2500 liraya, en baba 2500 liraya yapıyorlar artık arkadaşlar. Yani normal bir arabada baskı balata değiştirmek nasılsa bu arabada da DSG'ye değinmek, yani DSG'nin tamiratı, DSG'nin bakımı öyle bir şey. Bence bu makul bir fiyat. Yani normal şimdi bir arabanın baskı balatasını değiştiriyorsun, 1000 lira vesaire veriyorsun manuel vitesli bir arabaya. Ve bu arabada DSG otomatikleştirilmiş şanzıman. Ortalaması 2000 lira alırsak normal. Yani sen bu arabayı 100 bin kilometre kullanıyorsun, 2000 lira masraf etmen bir para değil ki. Yani sonuçta 100 bin kilometrede de manuel değil de otomatik konforunu yaşıyorsun. Arabanın
otomatik araba. Binici bir sorun yaşayamaz bence ya. Yani bitti ya. Biniciyse ya. Yani çünkü çok yayıldı artık. Çok da yapan usta var. Yani az araba da yok. DSG binlerce araba var piyasada. Milyonlarca araba var. O yüzden yapan ustası da çok yani. O konuda dediğim gibi şanzımana da böyle değinelim. Şanzımanın tek eksisi, şanzımanın değil aslında. Arabanın tek eksisi bunun ilerleyen yıllarında yokuş kalkış desteği var ama bu 2010 olduğu için yokuş kalkışı olsa yan bu araca koymamış. Ya koyuyorsan en başından koy. Sonradan niye? 2010'dan sonra vardı. 2010. 14. Tam o yılı ben hatırlamıyorum. Sercan bir şey diyor ama inşallah doğrudur Sercan. Sonra teslimler. Arkadaşlar siz biliyorsanız yorum olarak yazın. Biz de bilgi edinelim. Ben 2012 sonrası biliyorum. Çünkü Ibiza'larda da bak 2010'da yok ama 2012 Ibiza'larda var. Şey pardon 2013 Ibiza'larda var. Ben de o yıllarda var diye biliyorum ama arkadaşlar bilen arkadaşlarımız yorum yazacaktır. Biz şimdi bir yakıt alalım. Petrolü göstermeyelim. Reklam yapmayalım. Gerçi görünüyordur petrol. Sonra diyecekler petrolün reklamını mı yapıyorsun? Şanzımana böyle değindik. En popüler soru, en çok sorulan soru şanzıman. Peki arabanın performansı 1.485 beygirlik. Atmosferik bir araba. Teknik verilerini söyledim. 11.9 saniye 0-100'ü var arabanın fabrika verisi. Sen nasıl buluyorsun Sercan? Beni çok şaşırttı. Nasıl şaşırttı? Özellikle yüksek devirlerde seri araç. Değil mi? Aynen. Sporta aldığında bak ya da manueli alıp dibine kadar zorlayıp kullandığında çok seri. Ya da sporta alıp asıldığında gerçekten seri bir araba. Performans olarak memnun edebiliyor. Evet. Yani manueli de aldığınızda şöyle manueli alıyorsunuz. Sonuna kadar gittiğinizde şey yok bunda. Yani o viteste durayım hiç vites atmayayım yok. Kendisi atıyor vitesi. Yani manuelde de sportif anlamda kendisi kullanabiliyorsun. Düşürüyor da manuelde de. Arttırıyor da kendini. Ben performansını 1.4 bir arabadan yani B segmenti 1.4 genelde 85 beygir şehir içi için üretilmiş birçok manada bayanlara yönelik bir arabada performans beklentisi bence insanın yüzünü güldürecek seviyede. Performanstan yakıta geçelim. Yakıtı az önce de yakıt aldık. Arkadaşlar yani gözlemlediğimiz kadarıyla aşağı yukarı şu an güncel akaryakıt fiyatlarıyla birlikte. Ya böyle zınk diye durulur mu dayı sen nasıl bir... Yakıt verisi arkadaşlar şehir içinde 7.7 yani 7.7 litre fabrika verisi bunlar. Ama şöyle söylemek istiyorum bu araba şehir içinde İstanbul trafiğinde bakın İstanbul trafiğinde 8.5-9 litre yakıyor. Ama daha küçük şehirlerde trafik oranı bu yoğun trafikte yaktığı yakıt daha küçük şehirlerde trafik oranı az olan şehirlerde bu arabanın yakacağı maksimum yakıt değeri budur yani fabrika verisini bu arabada yakalarsınız. Yani birçok marka gibi şehir içi 5 litre yak. Kataloğa yazıp da ama iş icraate gelince o rakamları tutturmama şeyi çok popüler zaten. Ama bunda dediğim gibi İstanbul dışındaki Türkiye'nin hangi ilinde olursanız olun trafiği az bir ilde bence şehir içi yakıt verirseniz tutturursunuz. Uzun yolda 4.7 yani uzun yolda da bu araba 6 litre 5.5 litre arası yakar. Evet. Yani 7. vites çok zorlamazsan 120 ile falan sabit gidersen evet. Uzun yolda da hemen hemen yakalarsın. 80'de 7. viteste araba. Hemen atıyor. Bugün devire gelmiyor bile. Çok seri çok direkt atıyor. Uzun yolda 7. vites olduğunun avantajını da kullanmış oluyor bir nevi araba. Şimdi şurada da bir şey yaparız. Ben hatırlıyorum çatput da ama deneyelim. 7. viteste yani son viteste 2000 devirde ideal devirde az yakıt devirinde kaç kilometre hızda gittiğine de bakarız. Yol tutuşu Sercan sen hiç denedin mi? Direksiyon vurdun mu? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Yaptın mı lan benden gizli? Doğru söyle. Nasıl yol tutuşu? Bunlar ne yapıyorlar? Birbirleriyle konuşuyorlar. Role mi kalkıyorlar? Mercedes CLK ile Sprint Nemo rol mü yapacaklar? Bence yani CLK zorlar Nemo'yu sanki. Değil mi? Yani yoksa Nemo yıkılmaz tahtından. Bak şöyle asıldığında benzini de yeni aldık ya. CLK'yı biz de zorlayalım ya.
arkadaşlar 95-100 kilometre aralığında 7. viteste 2000 devirde gidiyor. Ya bu da demek oluyor ki yani fabrika verisinin altına bile düşersiniz sadece yüze sabitleyip yüzde giderseniz bu arabayı ayağınızı. Performansı da gördüğünüz gibi canlı yani. Yani canlı kullanayım, yakıt önemli değil dediğinizde de sizin o performans beklentilerinizi bence fazlasıyla karşılayan bir araba. Buna da bir kez daha değinmiş olduk. Sercan'cım. Şey ben etkisi olarak şey söyleyeyim. Motor sesini alıyor içeri. Evet, motor sesini içeri alması bir eksi. İnsanı gaza getiriyor. He. Biz sesi seviyoruz. Biz bir de egzozlu araba genelde kullanmaya alışık olduğumuz için bu ses bizi yormuyor. Ama normal çok yüksek devirde alıyor. Ya şöyle söyleyeyim Sercan, bak şöyle şey de alıyor. Bak düşüreyim. Bak. 3500 sonrası da rahatsız. Evet. Bak şu an 3500'de. Şundan sonra rahatsız ediyor seni. Bak ama yaslıyor araba yani. Bak. Şakır şakır vites geçişleri görüyor musun? Bak. 95'te filan 7. vites 95 hızda gidiyor 7. vites 2000 devirde. Motor sesi aynen yalıtım anlamında biraz can sıkabilir. Ama şöyle bir şey var. B segmenti bu araba. Bu arabanın segmenti ne biliyor musun? Clio, Fiesta bu tarz araçlar. Yani bunlarla kıyasladığında yalıtımı bence makul seviyede. Volkswagen bu konuda yalıtım konusunda iyi. Özellikle Japon arabalarında filan çok ciddi derecede rüzgar sesi, lastik sesi falan içeri alıyorsun ama bunda öyle bir şey yok. Yalıtımı bence orta iyi. Orta iyi. Ortanın iyisi. Ortanın bir tık üstü yani. Ortanın altı değil de bir tık üstü. Sınıf beklentilerini bence karşılıyor. Yalıtım konusunda böyle bir araba. Yol tutuşunu bir türlü söyleyemedik Sercan. Ben şimdi düşünüyorum şey yaptım mı bu arabayı. Ya ben virajda filan şey yaptım. Şöyle söyleyeyim sizlere. Fiesta gibi yol tutmuyor. Bak bu segmentte en iyi araba Fiesta. Yol tutuşunda en iyi araba Fiesta. Ama Fiesta'dan sonra oha patlıyordu çocuk. Nasıl bir makas attı ya arkamızdaki. Görmedim. Kime patladı? Bizim? Bize patlamıyor. Daraya girerken patlıyordu ya. Şurada makas atıyor ya. Dörtlüğü yapıyor da geç kanka geç. Acelesi varsa git, bir şey demiyorum ama. O değil, o değil. Yapılı araba da zıplayarak gidiyor zaten, baksana her yerde. Yol tutuşunda bir Fiesta olamaz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Fiesta'dan çok mu kötü değil. Bence yol tutuşunda ilk 2'de 3'te rahatlıkla bu araba var segmentinde. Yani Punto'dan falan yol tutuşu baya baya iyi iddialı. C3'ten de iyi belki. C3'ten de değil mi? Yol tutuşu iyi, oturuyor araba yola. Yani Fransız grubu araçlara göre falan yol tutuşu bayağı iddialı seviyede. Şeyini de söyleyeceğim ben bu arabanın. Konforunu özellikle bu yola da girdim. Konfor yumuşak. Konforlar oradan Volkswagen grubunun. Yani Almanların bu konfora verdiği önem gerçekten bir başka. Konforu bu arabanın bence çok güzel. Hatta titanyum fiyastaları olanlar bilir. Titanyum fiyastaların jant lastik ölçüleri yüzünden çok serttir özellikle. Biraz da yol tutuşunu arttırmak amaçlı konforunu sert tutmuşlardır Fiesta'da. Fiesta'ya göre filan bu arabanın konforu çok çok daha iyi. Hemen hemen lider konumunda konforunu beğeniyorum bu arabanın. Onun dışında sürüş pozisyonu, bak bunun sürüş pozisyonu örneğin şu an koltuğu en dibe indirmeme rağmen Clio 4 gibi falan örneğin gömülemiyorsun. Ya da Fiesta gibi böyle koltuk aşağıda kullanamıyorsun bu arabayı. Ne oluyor lan, kameranın bir şeyi açıldı. Çekiyor mu? Çekiyor. Testler şey oluyor. Fiesta gibi falan böyle gömülemiyorsun, tamam mı? Ama yukarıda ya. Ben yol sürüş şeyini sevmiyorum. Seviyor musun? Yok. Yani biraz daha gömülmeyi istiyorum ben böyle koltuğa. Daha çok böyle aşağıya basmıyor araba. Yani Fiesta gibi. Clio 4 de o konuda çok güzel. Ama bunda öyle bir şey yok. O bir bence eksi. Şeyde bak bir tak bunların makyajları var 2004'te. Makyajları buna göre bir tık daha iyi. O buna göre bir tık daha iyi sanki. Çünkü ben kullanmıştım bayağı. O buna göre bana bir tık daha iyi geliyor. Direksiyon çok iyi. Yani hızlandıkça çok iyi sertleşiyor.
yerindeyken çok yumuşak, tepkimeleri filan, direksiyon bence çok iyi. Şu ağaç sütunları filan sürüşe çok eksi bir yanı yok. Kör nokta filan neredeyse kalmıyor arabada. Evet. O konuda da iyi. Söyleyecek bir iki tane düğme koysalar. Şunları ben de söyledim yani. Şuraya bir iki tane direksiyonu düğme filan kesinlikle koymaları lazımdı. Konfortla yani. Trendde olmaz anlarsın. Ama konfortta yani olmaması. Gerçi bunların trendleri de pek yok. Geneli konfort ama yani yine de olmalıydı. Volkswagen özellik konusunda biraz çalıyor yani. İşin içine cimli çalıyor. Hırhız. Piyasasına gelelim. Biz bu iş yapıyoruz. Bu araba 50 bin liraya ilandı. Bu arabanın 2-3 tane değişeni var. Bayan arabası olduğu için bayanlar genelde bir şey olunca götürüp yetkili servise bırakıyorlar. Al yaptır, yap bu arabayı falan diyorlar. Şöyle bir piyasaya baktığımda temizleri yani 2-3 parça boyalıları değişen olmayanlar bu arabanın 58-60 liralara kadar yazanlar var. Yani böyle 150-160 bini geçmedikçe 58-60 lira 57 bu arada değişen fiyatlar var. Fiyatına geldiğimde bu arabanın fiyatı yani bana sorarsan bu paraları hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyor. Bu segmentte hiçbir araba bu parayı hak etmiyor. Ama ne yazık ki bu ülkemizdeki dolar euro kur seviyesi ve vergiler filan sıfır arabayı arttırdığı için sıfırları nerelere gitti? 200'lere de şey yaptı koloları. O yüzden bu rakamlarda alınabilecek araba mı? Alınır. Şöyle söyleyeyim, Ibiza'dan çok daha kaliteli bir araba. Ibiza'ya göre kalite oranında bayağı kaliteli bir araba. Yani benim param varsa alırım diyorum yani. Bir de şey, manuel ile otomatik arasında aşırı fiyat var. Evet. İkinci el manuellerini yani 10 lira daha düşük. Evet. Şu ses arkadaşlar, şurada bir şey trim sesi var. Onu çözeceğiz, halledeceğiz de. İkinci elde falan ondan yapıyor, torpidodan pardon. Yani deli bir fiyat farkı var. 10 lira falan fiyat farkının olması çok, çok yüksek ve yani bence mantıksız bir yükseklik. 10 lira falan ikinci elde fiyat farkının olması bu araçta. Testi böyle noktalıyoruz. Piyasası bu. 50 bin civarında artık takdir sizlerin, alınır mı alınmaz mı? Ama şunu söylemek istiyorum. Yakında araba binemeyeceğiz bu gidişle. Yani arabalar öyle uçurumlara, öyle fiyatlara gidiyor. 5-10 seneye sıfır araba gelmeyecek. Gelmeyecek yani bu gidişle. Ama bunu da diyoruz hacım. Yeni çıkan arabaların en lükslerine bir bakıyorsun. İlk sokaklarda görüyorsun hemen daha yani. Belki örneğin Alman'ın ürettiği son çıkan bir arabayı belki onlar binmeden senin ülkende vatandaşın bir Kadıköy'e ve Beyatilere gidiyorsun biniyor. Ben anlamış değilim. Ben bu ülkenin durumuna akıl sır erdiremiyorum yani. Bakalım. Yaşayıp göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Dediğim gibi aynen yaşayıp gözlemleyip göreceğiz. Neler olacak. Dilimiz döndüğünce bu arabayı anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Dediğim gibi test videoları da gelecek ama test videoları biraz meşakkatli yani uğraşıyorsun araba temini falan filan. Bir de yaptığımız proje arabaları vardı. Bu arabalarla ilgilendiğimiz için teste biraz ara vermiştik. Böylelikle bir test çekelim dedik. Hem ikinci el testi. Sonuçta sıfır araba almaya neredeyse artık kimsenin gücü yetmiyor. Kredi faizleri de bu kadar yükselmişken sıfır araba alamayacak seviyelere geldi. Böyle bir ikinci el test videosu çekmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama abone olun. Abone olun. İçerikleri beğeniyorsanız kanala bakın. Abone olabilirsiniz. Test videoları gelecek. Merak etmeyin. Test videoları da sırayla gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Nokta dahi olsa yorum yazın. Katıldığınız, katılmadığınız konular olur. Sizin bu arabayı kullanıp daha önce gözlemlediğiniz, benim atladığım konular olur. Aşağıya yorum olarak da yazabilirseniz memnun olurum. Testi de bir değerlendirirseniz yorumlarınızla beni memnun edersiniz. İyi ya da kötü yorumlarınızı dikkate alacağım. Hakaret ve aşağılama olmadığı sürece her türlü eleştiri. Yani, her türlü eleştiri olur. Evet. Ama eleştiri de hakaret olur, aşağılama olur. Buna katlanmamızı beklemeyin. Yani siz de bu hakka sahip değilsiniz. Ama aşağıda gelirsin. Ya şu noktayı sevmedim, şunu sevmedim. Bak geçen proje videosunda, E36'nın videosunda, boyasız göçük videosunda herkes mikrofonu eleştirdi. Mikrofonu öyle böyle herkes bir şey yazdı. Hiçbirine kötü bir yorum yazmadık. Hepsine dikkate alacağız, kusura bakmayın, özür dileriz deyip geri dönüş yaptık. Ama birkaç tanesi, ulan bu kadar abonem var.
şu mikrofon olayını çözsene bilmem ne bilmem ne diye yorum yazıyor adam. Şimdi bu adamın bu hitap şeklini tabii ki de kabul etmiyoruz. O yüzden yani yorum yazalım. Sonuç olarak yani hatasız kul olmaz. Olur abi, hata olur. Teste de hatamız olmuştur. Yani biz her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ya da en profesyonel biziz demiyoruz. Böyle bir iddia da yok zaten ortada. Dediğim gibi kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.